Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Değerli bir söyleşiyle, tarihi bir söyleşiyle bu kez karşınızdayız. Fotoğraf deyince sadece Türkiye'de değil, dünyada bir tek Mars kaldı herhalde. Belki orada da varsınız. Varız belki. Ara Güler, hoş geldiniz. Merhaba. 35 yıl önce elinizi öpmenin şansını yakaladım. Beni de hiç kırmadınız o günden bugüne. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun bizimle birlikte olduğunuz için bu söyleşide. Zaten ben bir röportaj yapmak için, hatırlıyor musun, Sarkis'i sana gönderdim. Evet. İşte oradan beri. Malatya'dan beri. Malatya'dan beri. 1982 ya da 83'tü. Sonra... Ben daha eski zannediyorum ama öyledin. O zamandı benim mesleğe başladığım dönem. Sonra dünyanın birkaç kentinde, Amerika'da, rahmetli Suna Hanım'la beraber geldiğinizde, Mehmet Baydur. Tabii. Birlikte güzel günlerimiz vardı. Yine güzel bir gün benim için. Çok çok teşekkür ederim bizimle birlikte olduğun için abi. 90 yaş nasıl bir yaş? İyi bir yaştır. İyi bir yaştır ama işe yaramaz. Artık bitişin, finalin habercisidir. 90 yaş. Neyin finali? Yaşamın finali. Yaşam. Senin insanlar 200 sene yaşamıyor. Anladın mı? Onun için... Yani bir şeyin finali vardır. İnsan eskimesi, ihtiyarlaması yüzünden vardır. Dünyada yaşamasının sebebi budur. Finale hazır mısın? Finale hazır diye bir şey yoktur. Final zaten kendisi gelecekse gelir. Ve bir finale sen ancak bir merhaba çekebilirsin. Nasıl hissediyorsunuz? 90 yıl nasıl geçti? 90'dır mı verimli? Geçti benim 90 yılım. Ben bütün dünyayı gezdim yahu. Yani gitmediğim iki tane yer var dünyada. Bir tanesi Arjantin, bir tanesi Brezilya, bir tanesi de orada gene oralarda bir yerde. Pişman mısın? Güney Amerika hariç bütün dünyayı gezdim. Pişman mısın? Keşke diyor musun? Ya hiç pişman olur muyum? Hiç pişman. Oraları görmediğiniz için evet. Diyorum. Ha, onları görsen de görmesen de olur. Mesela Timor Adası'nı biliyorsun. Evet. Yok efendim bilmem neyi biliyorsun. Okyanus ya da bir tek kıtanın bilmem neresine kadar gitmişsin. Ne olacak Arjantin'i görsen? Arjantin'i 1000 kişi görmüş. Bizim görmediğimiz çok şeyler gördünüz. Çok insanlarla tanıştınız. Sizin ya şunları hiç unutamam diyeceğiniz insanlar vardır. Siz daha çok halktan beslenen bir foto muhabiri oldunuz. Şöhretleri pek haz etmediniz. Ama onları da fotoğrafladınız. Ama onlar da oldu. Şey etti yani. Bana yardımcı oldular. Mesela düşünsene Picasso ile röportaj yapmak. Salvador Dali ile röportaj yapmak. Chagall ile röportaj yapmak. Ne demektir ya? Çok şey demek. Tarif edemiyoruz bile. Yani... Bunlara erişebildim. Kendi gücümle ya da bilmem ne işte, ya da koneksiyonlarla falan derken vaziyeti topladık ya. Yani. Ara Güler'le röportaj yapmak, bir gazeteci ama onunla röportaj yapmak hiç öyle kolay bir şey değildir. Herkes bunu söyler. Zor der. Ben hem zor aynı zamanda çok keyifli olduğunu düşünenlerdenim. Ama hep heyecanlanıyorum. Biraz da muzip bir adamsınız siz. Şakacısınız, ironi. Evet. Ağır tabii, basın. Tabii. Biraz da hafif öyle küfürü seviyorsunuz. Ama bu yayında amana. Yok değil mi bu yayında olmaz? Yok. Ama peki. Sevenleriniz sağlığınızı merak ediyor. Ediyordur da. Hemen öyle başlayayım. Giriş yaptık ama başlangıç şimdi olsun. Nasılsınız hocam? İyiyim. Bomba gibiyim. Devam mı çekmeye? Tabii. En son neyi çektiniz? En son ne çektim? Vallahi unuttum ne çektiğimi. Yaş ama... günü pastanızı falan çektiniz. Ha, ya hocam bırak onları. Şey, reportaj olarak düşünsen, mühim bir şahıs çekmedim ama yani aktualiteyi takip ettim yani. Siz çektiğiniz için mühim olmuştur o. Ama ilk neyi çektiniz?
İlk neyin esası? Gazeteci olarak. İlk olarak çektiğim resmi mi soruyorsun? 50'de, 1950'lerde başladınız değil mi? Öyle. Daha evvel belki. Yani. Abi ilk çektiğim reportaj Ticaniler vardı o zaman. Ticaniler. Bu tarikat. Anladın mı? Atatürk'ün heykelini kırmıştı. Yazı işleri müdürüm beni oraya gönderdi. Dedi ki Ticaniler Gümüşsuyu'ndaki heykeli kırmışlar Atatürk'ün. Git onu çek getir dedi. İlk çektiğim fotoğraf budur. Ya da inancı yanlış yorumlayanlar. Yoksa tarikatlar böyle değil. Bütün tarikatlar için söylemiyorsunuz bunu. Yanlış. Şimdi ona Ticaniler dedi. O zamanki. O zaman varmış. Şimdi var mı yok mu belli değil. Anladın mı? Şimdi aslında tabii biz gazeteci olarak doğuyoruz. Her zaman gözümüz dışarıda. Ben şimdi sana bakarken evi de görüyorum. Bu köprünün temelinin atıldığını gördünüz. Bittiğini gördünüz. Fotoğrafladınız. Ne ifade ediyor sizin için bu köprü? Bu köprü? Sen biliyor musun ki bu köprünün bendeki hayali başka bir şeydir. Yahu o köprü bağlanacak. Yani şimdi esasında şu gördüğün tel var ya üstünde tel. Evet. Tel bağlandı. Onun üzerinde 4 kişi yürüyordu, bir tanesi bendim. Bir uçtan bir uca Avrupa'ya, Asya'ya yürüyerek geçen adam. Kimsenin aklına gelmedi bu röportajı yapmak. Anladın mı? Yani yalnız ben değilim, daha 4 kişi daha var zaten. Yani bunun gibi olaylar var. O köprüdeki hayalim bu. Bu yani bu köprü. Ne bileyim ya sen. Mesela şu bu uçakta, bu uçakta bile çok güzel. Şu evlerin gayrimuntazam değişimi. Mesela şu ağacın arkasında da cami var. Cami yapıldı. Yani Çamlıca cami. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın seyirmanı. Şimdi aslında ben zaten onu anlamadım. Niye bunu daha yüksek bir yere ya da başka bir yere ya da oradan olabilirdi. O camiyi de alırdın. Daha yüksek olmalıydı daha diyorsunuz. Yani çok, oldukça güzel gözüküyor ve güzel ışık var. Şimdi şu anda güzel ışık var. Sizin bir cami fotoğrafınızdan hareketle o zaman devam edelim. Edirne'de çektiğiniz bir fotoğraf. Edirne'de, evet. Evet ama bir daha kimse öyle bir fotoğraf çekemedi. Çekemezdi. Bir sürü, ben o resmi bir tane evde çekmedim ki. Bir sürü çektim. Yani bütün bir hafta filan o camiyle uğraştım. İçerideki ışığı yaktırttım, yok efendim dışarıdaki bilmem neyi yaptırttım. Ben başka yerden refleksiyon geldi, onu tutturdum. Yok efendim başka şeylerinde onu kompanse etmeye çalıştım. Ve güzel oldu o resimler. Çok güzel oldu. Ama basılmadı da şurada. Şurada basılmadı. Muhtemelen müzenizde göreceğiz onu. Yani müzede görürsün falan, anladın mı? Diğer kareleri diyorum. Ben gördüm o diğer kareleri. Gördüm. Ama toplum yani kamuoyu o tek bir fotoğrafı biliyor ama onun diğer parçalarını, diğer karelerini görecek, serilerini çünkü görecek. Çünkü aslında fotoğraf bir tek kare değildi, bir sürü karedir. Aslında insanın beyninde buluşur. O şeydir. Sonra onu ararsın. Onu ararsın ve yakaladığın zaman da memnun olursun. Saatlerce beklediğinizi biliyorum. Bir köpek geçsin, bir kedi geçsin, ışık şöyle düşsün diye. Tabii ya bir resmin içinde bir canlı olmazsa sanki rahatsız oluyorum. Anlıyor musun? Mesela bir sokakta sen bekliyorsun, güneş iyi, her şey iyi, ışık yandan düşüyor bilmem ne filan falan. Bir cam da parlıyor öteki tarafta. Siz aynı zamanda kültürlerin gözü, sesi olmuş birisiniz. Yani 1950'den bu yana
geçen sürede baktığımızda Türkiye'nin belgeselcisi oldunuz. Türkiye'nin tarihinin, kültürünün, sosyoekonomik dengelerinin özellikle de Anadolu'ya çok hizmet ettiniz. Doğu Anadolu'ya. Ettim ama işe yarıyor mu yaramıyor mu belli değil. Hissetmiyor musunuz hiç yaradığını? Ben hissediyorum. Benim gibi başka adamlar da hissediyor. Fakat çoğunluğu etmez. Çoğunluğun okuma yazması yok yahu. Bana hediye ettiğiniz fotoğraf, iki fotoğraftan birisi. Birisi Ağrı'da, bir loş ışık, eteklerinde bir kerpiç evin ışığı. Evlerde ay ışıklı bir herif geliyor. Evet. Onun öyküsünü paylaşır mısınız? Yahu bir röportaja gitmiştik. O röportajda yolumuz Doğu Beyazıt'a düştü. Doğu Beyazıt'ta kalacak bir yer bulmak lazım. 4 kişi mi 5 kişiyiz nedir yani? Nedir? Sene? He? Sene? E kim bilir kaçtır ya? Yani hatırlamam ama 60'lı seneler. Anlatabiliriz. Yani. Karayollarının lojmanı aklına geldi. Çünkü bize yardımcı olan, bak sana doğrusunu söyleyeyim. Gazetecilere en çok kim yardım eder? Karayolları. Çünkü araba alırsın. Evet. Ordu. Çünkü tiyare istersin, yok bilmem ne istersin, ya da beni bir yerden bir yere götür dersin filan falan. Anladın mı? Yani böyle çok olmuştur, çok iyi hatıralarım vardır. Bir de benim evin duvarını boydan boya kaplayan fotoğrafınız. Fatih'e çok teşekkür ediyorum burada. Onun da çok çabaları oldu. Bunlar da emeği oldu. Sirkeci'deki fotoğraf. Herhalde sizin de hayatınızda en önemli kare diyerek. Hangisidir o? At. Atlı araba? Evet. O kadar miyim mi? Miyim tabii. Tabii canım. Evet. Peki Fatih'le neye bağladın onu? Fatih o fotoğrafların basılmasında bize sizin yardım. De gidip imza atmanızda. Evet. Fatih sizin hayatınızda özel bir yere sahip. Onun için de. Çok mühim bir yere sahip. Çok. Ve kitabınızı, en son kitabı Fatih'le beraber hazırladınız. O kitaptan da söz eder misiniz? O kitap sizin için ne ifade ediyor? O kitabı maalesef yani maalesef değil yani iyi ki yaptık bir kere. Sebebi o hem İngilizcedir hem Türkçedir yani. Bir lisan zorluğu yoktur yani aslında bakarsan iki lisan. Ve o bütün bir biyografiyi yani benim hayatımdaki mühim anları anladın mı? Çekilmiş filan böyle. Onlara Fatih buldu. Fatih'in aklına geldi benim bile böyle bir kitap yapmak. Fatih Aslan'ın aklına geldi. Fatih Aslan'ın. Ve hiç biyografi kitabınız yoktu bugüne kadar. Vardı. Ama bu şekilde aile albümünü de içeren. Ama bu çok güzel oldu çünkü yani düşün ki en evvela yaşayacaksın. Gözün görecek. Sonra onu yorumlayacaksın. Burada 3 olay var arada. Çok sürdü mü onu hazırlamak? Fatih'le uzun yıllara dayanan bir yolculuğunuz var, arkadaşlığınız var. Ya o ne? Çalışma dostluğunuz 20 var. 20 sene. 20 sene. Anladın mı? Ya 18 sene yani. Evet. Öyle sene yani. Anladın mı? Eğer Fatih olmasaydı aşağı yukarı ben de belirmezdim pek o kadar. Yazıları siz... Yazıları kalem aldınız, yazdım, yol gösterdiniz. Dedenizden başlayıp bugüne uzanan bir yolculuğu anlatıyor. Fotoğraflarla birlikte yazılar da var. Bu arada sizinle ilgili yazılmış eserlerin sayısını bilmiyor, kimse bilmiyor. Doktora tezleri var. 6-7 tane doktora tezi var bir evet. Kere ayrı ayrı üniversitelerden. Anladın mı? Yani İsparta Üniversitesi'nden tut bilmem ne. Yurt dışında var. Yurt dışında var. Anladım. Bir sürü var. Yani. Kaç kitabınız var hocam? Şimdi... Albümünüz, fotoğraf albümünüz.
fotoğraf albümü 56 tane zannediyorum. Ama şimdi çoğu ikinci baskı, üçüncü baskı, anladın mı? Yani çünkü mesela bir tanesini 9. baskısını hatırlıyorum. Kaç milyon fotoğraf? He? Kaç milyon fotoğraf? Bilemem abi. Çünkü biliyorsun tık 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 gidiyor artık şimdiki fotoğraf. Dijital teknolojiyle beraber. Ama siz banyo edilen rulolu filmli dönemden geliyorsunuz. O zamandan geliyorum. Yani ben aslında çok büyük iş peşindeyim. Ben 2,5-3 milyon diye hatırlıyorum, bir sohbette öyle söylemiştim. Belki 2-3 milyon var ya. Bilemem. Ne olacak o fotoğraflar? Kimse bilmiyor. Ne olacak? İşte bir yerde bir arşive girecek. Ben öldükten sonra onu kullanacaklar. Artık Türkiye'nin malı olacak. Bir ara vakıf kurdunuz, vazgeçtiniz. Ne zaman orada... Olmuyor abi ya. Olmuyor abi ya. Çünkü? Çünkü dünyanın yarısı boşlukta yaşıyor da onun için. Herkes bir şey ümit ediyor. Tabii. Siz paraya düşkün bir isim miydiniz? Nasıl bir paraya dinlediniz? Paraya düşkün olmama lüzum yoktur. Çünkü zengin çocuğu. Öyle mi? Çok mu zenginiz? Çok büyük zengin değil ama zengin. Gönlünüzü biliyorum. Orası inanılmaz bir servet. Ama cüzdan da iyiydi diyorsunuz. Babamın cüzdanı iyiydi. Yani hiçbir zaman parasız kalmadık. Büyükada'da büyüdüm. Suadiye'de büyüdüm. Efendim oralarda oturdum. Ne bileyim bir sürü. Ne istersem olmuştur. Yani ağzında gümüş kaşıkla dünyaya gelmişlerden birisiniz. Peki ama babanızın aynı zamanda bu topraklar için cephede olduğunu da biliyorum ben. O ev olduğu zaman var. Söyler misiniz? Çanakkale. Çanakkale işte. Çanakkale albinde o zaman Eczacı Mektebi'ne giden adamlar Sıhhiye Eri olarak çalışıyorlar. Anladın mı? O arada da Cihan Harbi çıkıyor. İşte Sıhhiye Eri var. İşte yaralıları taşıyorlar, yok bilmem ne. Hastanede bir türlü bir hikaye var bilmem. Böyle şeyler yok. Yani eczacı oldu da diye, eczacı olmak şey oldu yani. Mecburi oldu. Ve de hayati bir konuydu. Tabii. Sizin askerlik anınız var mı? Var tabii anımız var. Böyle en çok etkilendiğiniz, unutamadığınız bir askerlik hatırası. Şimdi kaçıncı bölük falan numaralarını yok, unuttum da. Ama piyade subayıydım. Piyade subayıydım. Ve bindirilmiş jandarma bir ekibiydim. Bütün Trakya'da aşağı yukarı benden başka kimse yoktu o kadar gezen. Altında bir cip, ya arkasında da bir bölük, gezer. İşte ne bileyim, orası kontrol edilecek, şurası edilecek filan falan. Ne ettiğinde bir şey değil ha. Makine var mıydı, fotoğraf makinesi? Lazım olduğu zaman söylerlerdi bana. O zaman makine alırdım yanıma. Bir de vardı ki yani bilemezsin, bilmememiz lazım. Anladın mı? Onu değil. Onlara dikkat etmek lazım ama sen etmeyeceksin. Senin komutanın etmesi lazım. Şimdi çağınızın tanıklığını yaparken sosyolojik, kültürel ve de ekonomik tarihimizi de armağan ettiniz bizlere. Çok değerli bir hazine. Aynı zamanda... Fotoğrafı diyorsun. Evet. Bilinçli bir odaklanma mıydı bu? Bir tarihi yaşadığınız çağa hediye. Ben öyle doğdum. Hayır, çok zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsunuz. Ama çok fotoğraflarınızda değil ama zenginsiniz. Zengin. Yani bir Büyükada'da yazlığa gidiyorsun. Yok efendim Suadiye'de oturuyorsun. Babanın arkadaşları hepsi milletvekili. Evde bakıcı var. Yemek evde bakıcı var, var. Bilmem ne var. Hizmetçi var. Benim için çok çok zenginsiniz. Bu boyutuyla baktığım zaman. Yani o, ama odaklandığınız
bu toplumun gerçeği o yıllara baktığımızda. Ama ben de başka şeyler yapabilirdim, onu yapmadım. Türk milleti için millete baktım ya. Milletin kokusunu aldım ben. Onu unutmuyorum. O benim zenginliğim işte. Yani ben öldükten sonra zenginlik benimle beraber gidecek. Mesela ne bileyim ne olacak? Fotoğraflar arşivine girecek. Şöyle bilmem neye girecek filan falan. İşte adım amize olur bilmem ne filan falan. Bakın. Sen varsan o var. Ama sen yoksan yok gibi gözükür var. Siz hep var olacaksınız bunu biliyorsunuz. Böyle ha, çok derler. Öyle mi? Ama yaşarken hissettiğiniz, uzun yıllardır hissettiğiniz bir duygu var. Siz efsanesiniz. İnsanlar sizi görünce heyecanlanıyor. Ama daha sonra olacak mı? Daha sonra olacak mı? Bunda bence hiç şüpheniz olmasın. Müthiş bir hayat sürdüğünüzü düşünüyorsunuz değil mi? Düşünüyorum çünkü dünyanın her yerini gezdim ya. Ama içinizde ukde var mı? Keşke. Bir tarafı eksik kaldı bazı şeylerin. Kendi öz hayatımda. Arjantin'e de gitme ya. Özel hayatınızda. Düşündünüz mü? Yani zaman zaman bir çocuk vurgusu yaparsınız çünkü ben biliyorum. Çocuğum olsun. Evet, İstedim tamam ama olmadı. Vakit mi bulamadınız? Hep geziyordunuz çünkü. Dört savaş bir de ayrıca. Daha bir de dört savaşı var. O savaşlar enteresandır. Mesela Sulu Denizi Savaşı. Hep Sulu Denizi'ni duymuş musunuz? Bilmiyorum ki. Yok. Öyle bir duymadım. Mesela Endonezya'nın ta ucunda bir yerdir. Şimdi orada 4000 ada var. 4000'in 2000'i Müslüman. Gerisi Hristiyan. Bu iki grup birbirine yiyor. Şimdi oradaki talebeler bu şey içinde duruyor ve bir tanesi bana balta oldu. Nereye gitsem karşıma çıkıyor bilmem ne filan falan falan. Bunlar hep dışarıda oluyor, içeride değil. Anladın mı? Değil yani. Ve dediler ki gel bizimle bir Sulu Denizi'ne filan falan falan. Sulu Denizi harbi. Bunların çoğu Çinli minli filan falan, anladın mı? Yani Çin. Biz gittik oralara. Fakat yani harp korkunç bir şeydir, biliyor musun? Korktunuz mu hiç? Ha? İçinde olursan korkmuyorsun. Garip bir duygu. Evet, içinde olunca korkmuyorsun abi. Fız geliyor ya. Anladın mı? Ne kadar onun gibi ben de ölürüm diyor. En çok korktuğunuz? Çünkü en çok korktuğum her şeyde ya. Şeyde, Beyrut'ta. Lübnan İç Savaşı. Buraya kadar mı dediniz artık? Yok, buraya kadar demedim, hiçbir zaman demedim. Gene demem. Yarın sabah harp olsa da bir yerde beni çağırsalar da deseler ki işte sana şu kadar şey veriyoruz, mühlet veriyoruz. Yani git yap yaparsa ne yaparım? Ne yapmayayım? Bir işe yaradı mı? İşim. İnsanlık savaşmaya devam ediyor. Oradan çektiğiniz bir kare fotoğraf, birkaç kare fotoğraf etkileyebildi mi? Yani bir Vietnam'daki Napalm'da yanan çocukları hatırlıyorum. Ha. Nick Ut'un çektiği fotoğraf. Etki etti belki ama. Şimdi onlar kadar şey olmadı. Ama mesela bir Joseph Kudelka'dan daha iyi harf fotoğraflarım var. Daha başka şeyler de var. Hani insanlığın dramını çekmeye kalktık. Anladın mı? Yani insanların nasıl böyle birbirleriyle didiştiğini ve dünyanın maalesef en fena yaratığı insanlardır. İnsanlar birbirini öldürür. İnsanlar 5 kuruş menfaati için
ne bileyim birine yapmayacak şeyler yapar filan falan insanlar budur yani. Hiç bu fotoğraflarla belki savaşların önüne geçerim ya da durdurur diye düşünerek hareket ettiniz mi? Ben bunları çekeyim de insanlar görsün vazgeçsin bunları diye düşünmüşümdür. Fakat olmamıştır abi. Olmayacaktır da. Olmayacaktır. Olmayacaktır. Sizin bize hediye ettiğiniz, insanlığa hediye ettiğiniz değerli birkaç fotoğrafınızı da anımsatmak istiyorum. Nemrut, Komegana Krallığı. Adıyaman, Malatya üzerinden gidilince binlerce metre yükseklikte. Bugün hala ayaktalar çok şükür. Aynı zamanda siz Ağrı Dağı'nda rivayet olunuyor. Nuh'un gemisinin iskelet. Evet. İlk sizle beraber dünya duydu. Biraz bizi o günlere taşıyabilir misiniz? Şimdi o günler... Şimdi esasında bana o fotoğrafı ordu verdi. Ama ordunun çektiği şey değil. Ordu bir ucundan bir ucuna TR'yi gönderiyor. Her 6 ayda bir neredeyse. Evet. TR'yi mesela deki Kars'tan başlıyor, İstanbul'a geliyor, Edirne'ye gidiyor, Edirne'den geri gidiyor. Bir böyle bütün Türkiye taranıyor. Bu ne nereden ne yol değişti, yollar nasıl değişti, ne oldu bilmem neyi filan falan yazar. Bu. Topografik yapıyı. Evet, evet. Yani şimdi öyle. Şimdi bu işi yaparken Yüzbaşı Durupınar diye biri vardı. Harita Genel Müdürlüğü'nde. O geldi beni buldu. Dedi ki Aragülür, biz aşağı yukarı birbirimizi tanımayız. Fakat şimdi tanışıyoruz. Ben sana bir resim verdim. Sen ordu da bana ona evet dedi. Çünkü siz en büyük mecmuasınız. Hayat mecmuası. Hayat mecmuasına Türk ordusu o hava fotoğrafını hediye etti. Dedim ki ben bunun hakikisini çekeyim ya. Ne yapalım? Gittim Ragıp Gümüşbala'ya dedim ki böyle böyle abi. Al oku dedim. Time'dan gelen şeyi gösterdi. Ben sana bir TR'ye yer vereyim dedi. Sen git dedi, çek gel dedi. Ve gittik orada yeri bulduk. Yerde o gördüğün resmi çektim. Her yerde çıkan resim. Ondan sonra işte yüzbaşı Durupınar da ismimiz ortaya çıktı. Öyle bir sürü masal var. Evet. Ben konduramıyorum bu soruyu ama bir gün veda vakti geldiğinde hepimiz için olacak bir şey. Nasıl olmasını arzu edersiniz? Ondan önce hangi fotoğrafı çeksem dersiniz? Mars'ın fotoğrafını çekeyim. Gönderelim sizi, gider misiniz? Vallahi gönderseler giderim. Bıktınız mı bu dünyada? Vallahi iyidir. Bıktınız mı bu dünyadan Ara abi? Hayır ya. Bitir bu kaybı. O zaman Allah uzun ömür versin. Merhaba. Sağ olasın Ara abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Güzel bir bayram hediyesiyle baş başaydık. Değerli bir hediyeydi. Bize bayram tadında bir hediyesiniz her zaman için siz. Çok Allah, teşekkür ederim. Allah güzel ömürler versin size. Hep var olun. Hep merhaba. Var olacaksınız. Evet. Bir başka söyleşide yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.